Ay ay. Ölüyorum. Ah. 37-2. Ölüyorum demiştim sana. Ay kimse 37 ateşle ölmez. Koskocaman dükkanı çırağa bıraktın, burada ense yapıyorsun. Utanmıyorsun değil mi? Tövbe estağfurullah ya. Ense yapıyormuşum ya. Ölüyorum diyorum ya. Hayır ha. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gitsem, ne yapsam ya? Ah, ah ulan ah. Şu itilmişe çıkan 150 milyar bana çıkacaktır. Ah ne biçim yerdim o parayı. Jamaika plajlarında neler yapıyordum neler. Neler yapıyordun bakayım? Şöyle elimde şemsiyesi olan pembe bir içki. Şezlonga böyle kaykılmışım. Yanımda da... Kim var bakalım yanında? Yanında da bikinisinin üstünü çıkarmış. Güneşten bronzlaşmış. Harika bir fıstık. Matilda... Yani sen. Güzeller güzeli sevgili karım. Kim bilir o parayı ne güzel yerdik değil mi? Ay sahi şu ayıp. Neler yapardık değil mi sevgilim? Ay. 150 milyar bana çıkacaktı, o parayı seninle yiyeceğim. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Bak şu ayıp. Bak canım. Ay benim 5 yaşındaki resmim. Ay ne güzelmişim değil mi? Üzülme hayatım, onun gibi 10 tane edersin şimdi. Sahi mi Şahin? Tabi 50/5 eşittir 10. Bana bak neler saçmalıyorsun sersemerim. Ben yani şimdi 50 yaşında mıyım? Daha 50'me çok var. Haklısın, 2 hafta kaldı. Bak Şahin, burada da annem, ablam, ben. Ya, baksana ne güzel. Nazili bardakları gibi dizilmişler. Maşallah, maşallah. Aa Şahin, şimdi aklıma geldi. Senin neden hiç gençlik çocukluk fotoğrafın yok? Bilmem, saklamamışım işte. Ayrıca sen bana hiç çocukluğundan, gençliğinden, ailenden hiç bahsetmedin. Aman bahsedecek pek fazla bir şey yok. Ailemin ne hayrını gördüm ben be. Bu yere geldimse ben kendi gayretimle gelmişimdir. Ay üstüme doğru hapşırma be. Bana da geçireceksin gribini. Ay miskinerim. Anacım. Anneciğim ah. Sahte para basan kişi 8 harfli. Kalpazan. He? Kalpazan. Tıpkı senin gibi. Uyuyor. Yani bana değil, buraya uyuyor. Kapıcı geldi galiba, git kapıyı aç. Ne malum kapıcı oldu? Belki misafirdir, belki postacıdır. Yo, postacı olamaz. Postacı gelseydi 2 kere çalardı. Ah. Evet, postacım. Bana bak, galiba misafir geldi. Hadi, toparlan. Hadi. Niye toparlanıyorum ya? Allah Allah. Ha? Ne oluyor lan? Eyvah, coşkun geldi galiba. Zaten karıma saldırmayı coşkundan başkası düşünemez. Yanlış anlamayın sevişten yani. Seni çok özlemişim zaruret. Ya beni. Ya seni de. Gel ablacığım. Gel tabii. Dur ablacığım seni. Ay şunları çıkar üzerinden. Biliyor musun? Evet abi. Dün gece seni rüyamda gördüm ablacığım. Sahi mi? Vallahi. Ben de dün gece kabuslar gördüm. Bak buna delaletmiş. Ay dur yardım edin sana. Otur ablacığım. Ablacığım ben. Şöyle seni doya doya bir öpeyim ya. Sakın öpme. Kafanı kırarım ha. Ne oldu, niye öpmesin? Zaruret, ne kötülük var bunda canım, içinden geldi adam. Ben biliyorum ne kötülük olduğunu. Şu ayıp Asya gribi sana da bulaştı. Ne? Ya. Lan ah don. Ah.
sakın yanıma yaklaşma. Ben Almanyalardan buraya Asya gribini yakalamak için gelmedim zaruret. Öyle mi? Peki ne için geldin? Aa, şu ayıp! Ablama ne biçim bir şey soruyorsun bakayım öyle? Al göstereyim arkadaşlar. Sorsun zaruret, sorsun. Aa, canım benim. Ben artık burada misafir sayılmam. Ya kesin dönüş ya. Ay ne güzel ablacığım. Ay bayıldım, bayıldım. Kesin papazı buldum. Biliyor musun? Vallahi seni çok özledim abla. Ben de zarur. Canım, canım, canım. Cicim, cicim, cicim. Aman da aman nazilli vardı. Ay yavrum, ablacığım. Şahit. Hafya! Bak bak buna bak. Bak ay bak, bakayım ablacığım. Ay ne güzel oldu kız. Vallahi şahtır şah. Beğendin mi? Hepsi bir harika ama niye bu kadar zahmet? Zahmet olur mu ya? Ne demek? Geldin. Gördün mü bak zaruret böyle bir adama benzedin maşallah. Ne demek adama? Daha önce maymuna mı benziyordum? Bana bak Şahit. Ablamın üstüne gitme zaten yol yorgunu. Bak. Bak bana neler getirmiş Şahit'cim. Sadece sana mı getirmiş? Bana getirmemiş mi? Canım ablana haksızlık etme. Seni düşünmez olur muyum hiç Şahit'cim? Kusura bakma yavrum. Çam sakızı çoban armağanı. Bu da senin. Herhalde çam sakızı getirmiş. Ah bu ne ya? Keşke sakız getirseymiş. Baksana fıstık getirmiş. Ablam beni maymun zannediyor galiba. Fıstık sevmez misin yoksa? Severim de başka cinsini severim. Ya hangi cinsini seversin bakayım? Yumuşak tenli ve dolgun vücutlu olan cinsini severim. Yani ta Almanyalardan geliyorsun getire getire fıstık getiriyorsun ha. Nankörlük etme Şuayb. Hala cimrisin Zulmiye abla hiç değişmemiş. Ama sen çok değişmişsin Şuayb. Ne gibi? Ne demek ne gibi diyor. Dilin fazla uzamış. Göbek de dışarı fırlamış, pütlemiş o hale bak. Haklısın abi. Sonra kafanda da tek saç kalmamış. Bir dakika, bir dakika orada dur. Her şeye laf söyletirim, saçlarım asla. Bunlar ne? Mısır püskülü mü? Tamam tamam, yah yah. Naturally, sana haksızlık ettim galiba Şuayb. Evet, kala kala iki dizi de saç kalmış kafanda. Olabilir. Ama her biri ayrı ayrı kişilik sahibidir. Tıpkı benim gibi. Neyse neyse, fazla uzatmayalım hadi. Salonu açtığımız zaman dükkana gelirsin, o tependeki tenhalığa bir çare buluruz belki. Hangi salona? Aa, Şahim, ablam burada güzellik salonu açacak. Ya? İstanbul'da. Ya ya, bir mahsus. Ama bu haksızlık. Yani bence ablam tekrar Almanya'ya dönmeli ve oradaki Almanları güzelleştirmeli. Aa, şu küstaha bak, beni kardeşimin evinden korumaya kalkıyor. Zaruret, bana bak Şahim. Eğer bir tek laf daha edersen o kafamda da bir tek saç bırakmam ona göre. Niye? Gerçekleri söylemek kellik mi yapıyor? Evet, yapar. Şimdi yolacağım bütün saçını ha ona göre. Tamam ya, tamam ben dükkana gideyim Enis'e. Bakıyorum hemen iyileştin. Ablamın fıstıkları iyi geldi. İyi o zaman. Hadi hep beraber gidelim. Hadi. Ablama da o boş dükkanı gösterelim. Hadi gidelim. Hangi boş dükkanı? Hani senin karşındaki boş dükkan var ya. İşte onu. Hadi ya. Ablacığım. Aa, ciddi misiniz? Tabii ya. Hadi ablacığım hadi kalk. Hadi at çabuk ol. Ay, ay, sen hemen pantolonu ortadan asmıştım ablacığım gel. Hadi. Şimdi hadi gerçekten papazı bulduk. Ne gün ya. Felaketler yağmur gibi yağıyor ya. Hayırlı olsun efendim. Buyurun anahtarı. Danke. Gördün mü ablacığım? Oldu işte bu iş. Gel sen şu işi bir daha düşün Zulmiye ablacığım. Şarküter dükkan karşısında güzellik salonu olur mu hiç? Niye olmuyormuş? Müşterilerim kaçar. Aa, neler saçmalıyorsun Şahit'cim? Senin şarküteriyle güzellik salonunun ne alakası var? Evet, ben de o yüzden öyle söyledim. Hiçbir alakası yok böyle bir yerde güzellik salonu olur mu hiç? Nerede açılır peki? Misal vereyim, Köln'de olur, Hamburg'da olur. Senin derdin benimle değil mi Şahit? Beni karşında görmek istemediğini niye açık açık söylemiyorsun bakayım? Zaruret. Bana bak Şahit, tamam konu kapanmıştır. Eğer bir tek laf daha edersen beynini dağıtırım ona göre. Ben de o yüzden edemiyorum ya. Tatmak ister miydiniz? Yok yok, sen soru ver. İyi o zaman ben tanıyayım.
vicdan evi ister misiniz? Dikkat edin. Patronunuz geliyor. Bir zulmüye eksikti be. Ne haber kalfa? İşler nasıl gidiyor? Ustamlar sana. Hayır ola. Gene boğazına bir kangal sucuk mu kaçtı? Yok Şahit Bey. Onun bir suçu yok. Kaşarı tatmasını ben rica ettiydim. Ooo kakılmış. Sen burada mıydın? Nasılsın kakılmış? Yani kakılmış hanım. Nasıl olalım? Gördüğünüz gibi işte. Para içinde yuvarlanıp gidiyor. Ha. İtilmiş Bey o kadar parayla ne yapmayı düşünüyor? İsterseniz burayı size uygun bir fiyata devredeyim. Hatta bu ubur kalfayı da alırsanız bedavaya veririm. Annem sağ olacaktı da bu günleri görecekti değil mi abla? Ya. Bizimle gurur duyardı değil mi zaruret? Evet canım. Vallahi hakikaten bizimle iftihar ederdi. Öyle değil mi Şahipciğim? Ya, Ahtung. Gurur duyardı tabii. Sen saygın bir koca buldun kendine. Zulmiye ablan da memlekete güzellik servisi yapacak. Doğru gurur duyardı yani. Sahi senin annen sağ mı Şahip? Günaydın. Ne hoş bir aslantı değil mi? Ben de sabah sporumu hiç aksatmam. Günde en az 10 kilometre koşarım. Sahi mi? Evet, bu arkadaşlar bana Rüzgar'ın oğlu derler. Rüzgar'ın oğlu ha? Evet, ben kendimi tanıtayım. Bendeniz Şuayb Dal. Eski bir panilayım. Panila mı? Yani atletik bakımdan. Kolsuzluğundan yani. Anlayın canım. Atlet. Memnun oldum. Benim adım da Çiğdem. Gerçekten atlet misin? Evet, yani eskiden tabii daha atletik bir görünüşüm vardı. Paslanıyoruz canım gitgide. Yok, hiç fena sayılmazsınız. Siz de fıstık gibisiniz. Yani çok çıtır bir haliniz var. Sizi buralarda ilk kez görüyorum. Yeni mi taşındınız? Evet, 2 yıldır yurt dışındaydım. Öyle mi? O zaman benim Avrasya Maratonu'nda geçen yıl şampiyon olduğumdan haberiniz yoktur. Olamaz. Hangi kategoride? Kız atletleri kovalama kategorisinde. şaka bir yana. Ben gençliğimde bir kez Türkiye şampiyonu, 2 kez de İstanbul şampiyonu oldum. Tam olimpiyatlara katılacaktım ki korsanlar uçağı kaçırdı. Gerçek bir şampiyonsunuz ha? Sizinle tanıştığıma sahiden çok sevindim. Bir depar yüzü yapalım mı Rüzgar'ın oğlu? Depar. Sizinle ben mi? Yani ikimiz. Bir değil, kaç defa isterseniz yaparız. Hadi öyleyse durmayın. Hani birlikte bir şeyler yapacaktık. Bekleyin geliyorum. Merkezsiniz mi? Siz ne biçim atletsiniz? Aslında benim branşım uzun mesafelerdir. Böyle 30-40 kilometre koşarsam açılırım. O zaman biraz daha koşalım. O tarafa gitmemiz şart mı be? Hay Allah, işe bak ya. Şahit! Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Sabah sporu yapıyorum Zulmiye abla. Kendisi antrenörüm olur da. Zaruret çabuk buraya gel. Bak gene bulmuş birini seninki. Bak ne atlar karşı. Şınav kom. Bak seninki bulmuş gene birini, görüyor musun? Şu ayıp çabuk yukarı çık. Yoksa etlerini lime lime yaparım. Bu da 2 numaralı koçum. Seni kasların ağrıyıncaya kadar çalıştıracağım demek istiyor. Geliyorum koçlar, geliyorum.
Gene görüşecek miyiz? Ne diyorum biliyor musun? Bir gün Belgrad ormanlarına gitsek diyorum. Orada güzel küçük bir otel biliyorum. Birlikte spor yapardık. Otelde mi? Sağ olun, ben almayayım. O zaman bir öğle yemeğine ne dersin? Öğlen yemeklerini çoktandır bıraktım. O zaman bir beş çayı. 5:00 tea. Lütfen gelin. Saat 5'te sarmaşık kafede. Şu minisküslü kalbimi kırmayın. Tamam, orayı biliyorum. 5'te görüşürüz. Takıldı peşime geldi. Ne yapayım? Çok fena evliyim dedim de zor kurtardım paçayı. Ya bu karizma da başıma bela oluyor ha. Çabuk yukarı gel ulan. Bela neymiş göstereceğim sana. Bana bak, şu ayıp ekmek nerede ha? Gazeteler nerede? Yanında kızı görünce her şeyi unuttun tabii. Bak, kafa kalmadı ki. Bir koşu yakalayıp geleyim. Yani bir koşu alıp geleyim demek istedim. Şuraya bak, şuraya bak. Ekmek bekliyoruz beyefendi, gelecek de kahvaltı edeceğiz. Tabii, nerede? Kızların peşinde. Ben sana demedim mi zaruret? Ha, tavuk şehit öbe tutmaz demedim mi? Bak, o kadar söz verdi ya, de gene neler yapıyor. Kızların peşinde koşuyor. Yani evlilik yıl dönümümüzde bile gene kızların peşinde koşuyor. Doğru, haklısın. Ahlamaz evlilik yıl dönümü, ahlamaz. Hatırlamaz bile yolu. Ben de hatırlar. Avucunu yala, hatırlamaz. Hatırlasa iyi eder. Ne? Çünkü evlilik yıl dönümü aynı zamanda onun ölüm yıl dönümü olur. Ha şöyle, çok güzel söyledin Zanureciğim. Öldür şu herifi de kurtul hayatım. Böylece boşanmak için uğraşmazsın. Vallahi bir... Rüzgarın oğlu geldi. Bugün kendimi çok zinde hissediyorum. Sabah sporunu sizlere de tavsiye ederim baharat kızlar. Bugün günlerden nedir Şuayi? Bugün günlerden Perşembe. Tam tarih söyle. Bakayım. 21 Mayıs Perşembe. Niye sordum? Peki bugünün bir özelliği yok mu? Bugünün bir özelliği... Buldum! Ne? Peynircimizi değiştiriyoruz. Evet, bugünden itibaren peynirimizi başka bir toptancı getirecek. Bana bak Şuayip, beni çıldırtma. Bugün neyin yıl dönümü? Bugün neyin yıl dönümü? Tarihte bugün... buldum! Cengiz Han'ın sünneti yapılmış. Daha yakın bir tarihe gel. Ay, ama böyle kızarsan benim kafam karışıyor. Heybetli kanar ya. Daha yakın bir tarihe gelelim. Tabii! Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak için son hazırlıklara başlamıştır. Bildim değil mi? Çaylar demlenmiştir, ben çaylara bir bakayım. Bana bak, sakın ağlayayım deme. Ağlayıp da boş yere üzme kendini. En iyisi benim söylediklerim. Onu öldürelim, intihar süsü verelim. İp mi olur? Fare zehri mi olur? Bıçak mı olur? Yok, bıçak olmaz. Bıçak olmaz. Japon olsaydı belki olurdu ama. Aman abla, üstüme gelme artık. Benim derdim bana yetiyor zaten. Peki canım, peki sinirlenme. Ağlama. Tamam, kes. Beğenmedinse başka bir şey yaparız. Benimki sadece bir öneri kardeşim benim. Bana bak. Sakat bırakalım mı zaruret? Yardım edelim öyleyse. Kes ağlamayı. Ay, bu da bir şey beğenmez. İyilik de yaramaz ki sana. Hadi şuradan ekmek ver. Ben aşçıyım. Ben aşçıyım. Aşçıyım ya. Ben aşçıyım. Bizim ufaklık uçurmuş. Ben aşçıyım. Aşçıyım. Tabii ki aşçıyım. Kafayı yedin, doydun herhalde. Ya dalga geçme Allah aşkına Şuayb Efendi. Ne? Ne dedin lan sen bana? Yani bey, Şuayb Bey, patron. Şöyle. Ben artık çok ciddi bir rejime girdim patron. Öyle mi? Nasıl bir rejimmiş bu böyle? Çok sıkı bir rejim. Ya. Bak gel. Bu listede yazılı olanların dışında hiçbir şey yemiyorum ha. Bu havuç, galeta, yoğurt. Yemeklerden önce mi, sonra mı yiyorsun? Bunlar senin dişinin kovuğuna bile sığmaz be. Ya sen patron. Sen kandırıyorsun. Günlerdir bundan başka bir şey girmedi ağzımdan içeri benim. Ulan sen nelerdir? Bir dakika ya. Sen günde ne kadar yoğurt yiyorsun böyle? Ya daha sabahtan beri ikisini bitiremedim. Sonra bu havuçların yarısını bile yiyemedim daha. Lan boşandı severini ya. Ne böyle günde 2 ton yoğurt, 1 kasa havuç, 1 fırında galeta yiyorsundur herhalde. Nefis. Sorma sahip, bu rejimin adı nedir? Tavşan rejimi patron. Evet, bu rejimin adı olsa olsa fil rejimi olur. Bu ne lan?
Ulan şarküteriye böyle laflar asmaya utanmıyor musun sen ha? Sen beni batırmaya mı çalışıyorsun? Hemen bunları çıkar. Bunların yerine cam boğazdan gelir. Sağlam kafa, sağlam göbekte bulunur gibi. Özlü değişlerimizden at. Şeyhullah Şuayb abi. Ha sağ olasın evlat. Hemen vereyim paranı. Evet bunu alıyorsun. Bu da bahşişin Ali bakalım. Sağ olasın. Çiçekler enfes patron. Hadi be uzak dur. Bunları yenmez. Ya kimin için ısmarladın bunu? Kendim için. He? Daha doğrusu zaruret için ama faydası bana dokunacak. Anlayacağın bugün 15. evlilik yıl dönümümüz. Zaruret unuttum zannediyor. Zulmiye cadısı da yangına körükle gidiyor. Bugün ikisine birden sürpriz yapacağım. Vay be. 15 yıl oldu demek patrona. Vallahi kıskandım. O zaman bu çiçek az gelir, bir çelenk ısmarlasaydın. Çelengi Zulmiye'nin cenazesinde ısmarlayacağım. Neyse. Ben şimdi eşine aşık bir koca gibi görevimi yapayım. Aa, eşeğin büyüğünü ahırda unuttuk ben. Şunları çıkartalım. Şimdi sen bana söyle. Hangisi güzel? İkisi de güzel, çok beğendim. Elmas mı bunlar? Ne zannediyorsun sen benim? Ben sahtekar mıyım? Karıma böyle taş maş yüzük vereceğim. Herhalde yani. Hangisi güzel? Söyle be. İkisi de aynı. Bakayım. Sanki bu daha güzel. Evet. O zaman bu kalsın. Bunda zarrete. Şimdi ben gidiyorum. Beni soran olursa aile saadetini perçinlemeye gidiyor dersin. Tamam patron. Ay ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle. Çay kız acaba bana mı geldi? Abla bak. Bak hep görüyoruz herhalde değil mi? Gene neler saçmalıyor bu zirzo? Ay abla unutmamış. Evlilik yıl dönümümüzü unutmamış. Ha unutacağım hangi salak söyledi? Ablam ne? Estağfurullah. Zulmiye abla salak değildir. Herkes hata yapabilir. Bense böyle önemli bir günü asla ve asla unutmam. Cadılar bayramın kutlu olsun. tabii ki şaka. 15. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Ah Şuayb ne kadar incesin sevgili kocacığım. Ay ne güzel çiçekler bunlar böyle. Senden güzel olamazlar kır çiçeği. Bunları biraz tutar mısın ablacığım? Nice yıllara sevgilim. Nice mutlu yıllara hayatım. Mutluluğumuz daim olsun. Ay. Düşmanlar da çatır çatır çatlasın. Kutlarımıza öyle tatla. Şahit Bey. Öpeyim. Aa canım benim. Aa kızım güzel kızım. Ha, beni öpmeyecek misin kız Şahit? Senin üzülmeye abla öpsün. Aa nasıl yardım bak. Evet. Sana layık değil ama. Bir de bu vardı. Ay bana ne aldın şu ayıcığım? Aman hadi sırtma gevşeme hemen. Bakalım ne aldı? Ne alacak çarşamba pazarından küpe mi aldı yoksa? Ha kusura bakma Zulmiye abla ama bunu çarşamba pazarında bulamazsın. Aslında bunlardan dünyada 25 tane var. Ülkemize ise bir tane gelmiş. O da şu anda burada. Ay. Ne kadar güzel bir yüzük böyle bu. Ay Şahit kız, vallahi gözlerim kamaştı. Kaç karat bu? Ay Şahitciğim ne zannedettin? Ha, benim mücevherime dünyanın bütün mücevherleri az gelir. Bak abla. Ay baktık abla. Ay buldum çikolata çıktı başıma buna. Bu ne bu yüzük mi bu? Biz ne yüzükler gördük ayol? Minnacık mercimek kadar. Kendisi gibi ufacık. Ay ablacığım, Şuayb hiç de senin düşündüğün gibi bir erkek değilmiş. Bir günde tam 3 kere beni fethetti. İlk önce evlendik yıldönümümüzü unutmadı. Sonra bu çiçekler, en sonunda da bu şahane yüzük. Aman ne kadar güzel yüzük o öyle. Kim bilir nereden çalmıştır canım. O çulsuz da para ne gezer ayol. Aa öyle değil mi abla? Adam söyledi ya, evlendiğimiz günden beri para biriktiriyor. Ay Şuayb'cığım gerçekten çok romantik, çok nazik bir erkek. Ya. Beni niye böyleleri bulmaz acaba? Hep merak ettim yani. Ay biliyor musunuz Zerret abla? O yüzüğün aynısından senin diyon da var. Televizyonda konser veriyorlardı, orada gördüm. Tabii be. Ama bit kadar yüzüğü o kadar yerden teşhis etti. Bana bak, uzaya bak da gezegenlerde, başka gezegenlerde hayat var mı? Onu söyle bize. Şapşal. İyi günler. İyi günler.
Bunları Şahit Bey gönderdi. Aa, neymiş o? Buyurun. Talihli koca Şahit Dal, mutlu beraberliklerinin 15. yıl dönümünde güzeller güzeli eşi Zaruret'in onuruna vereceği partiye teşriflerinizi rica eder. Ay kız kız bak, partide dostlar tavernine bak. Ay. Orası Sunset'in en güzde mekanı kız. Ay. Ne kadar sürprizi seven bir adam bu Şuayi. Evet haklısın. Ne cevherler doğuruyor ne cevherler. Ben gelmiyorum. Aa, oya pazarlık etme abla. Aa, Şahin Bey partiyi hepinizi bekliyor. Tabii. Tamam, saygılar. Beklesin, beklesin. Ahlas beni daha çok bekler. Ay, abla bugün biraz erken kapatalım ne olur. Eve gidip kıyafetimi değiştirmen lazım. Saçımı yaparsın değil mi Haldun? Ay lafım mı olur kız? Ama sen de bana manikür yapacaksın. Ya sen de gazım ya abla. Ne olur, ne olur. Bak eğleniriz, coşarız, tabakları kırarız. Ne olur Zulmiye abla. Evet. Gelmek istemiyorsan gelme ama artık böyle somurtma abla. Ay somurtan kim Zaruret? Partide ne giyeceğimi düşünüyorum. Sana davetiye vermeyeceğimi zannediyordun değil mi? Hadi hadi al. Eşinmesen davetlisin. Sahi mi? Büyüksün patron, çok düşüncelisin. Estağfurullah canım, öyleyimdir. Oh, ulan az kalsın unutuyordum be. Benim saat 5'te bir randevum vardı. Aa, kiminle buluşacaksın patron? Abi şey, hiç kimseyle canım. Kayseri'den bir pastırmacı iş adamı gelecek. Şöyle bir 5 çay yapacağız. Ha, öbür yüzüğü de pastırmacıya mı götüreceksin? Her şeye karışma lan. Tamam. Herkese söyle. Burada buluşup taverneye topluca gideceğiz. Ha, olur. Evet, çıkmadan önce birer drink alalım. Alalım Şahin'ciğim. Bana bak damat, sen fazla içmesen burada iyi olur. Tavernede dağıtıp da kadınlara saldırırsan 15. evlilik yıl dönümünde herhalde pek zarif kaçmaz. İlahi Zulmiye abla yani. Evet. Dokunmadan duramazsın ha, illa takılacaksın yani. Evet prost. Şarabı. Dedim özüm için bari. Yüzüğümü beğendiniz mi? Ay bayıldım vallahi, göz kamaştırıyor. Aynısını daha ben de istiyorum Tolucuğum. Ya ben bunun aynısını bulamam ki. Hem bulsam da bunu almaya benim param yetmez. Bulamazsınız zaten. Hem o yüzükten Türkiye'de sadece bir tane var. Ya ben bunun aynısını daha önce gördüm. Nerede göreceksin lan? Nerede gördün be? Rüyasında görmüşsün herhalde. Ne rüyası ya? Bir yaz gecesi rüyası. Şimdi rüyaları hayalleri bir tarafa bırakalım. Yani eşinin bu kadar minyon, bu kadar zarif olacağı hiç aklıma gelmezdi Tonguç. Aa öyle demeyin ama Tonguç da ruhen çok zariftir aslında. Evet ruhen çok zarif de bedenen maşallah var. Yani sizi cebinde dolaşırıp gezdirebilir he. Böyle şeyler başkalarını ilgilendirmez. Hem belli ki birbirlerini gerçekten seviyorlar. Hem ayrıca bence çok da güzel bir ikili oluşturuyorlar. Evet zaruretler benim gibi. Ay. Bir an evvel gidelim rica ederim. Açlıktan midem kazındı. Uf, hele benim, hele benim. Sen yavaş ol be, sen rejimde değil miydin? Yo ben rejim bıraktım patron, sen haklısın. Sağlam kafa sağlam göbekte bulunur. O zaman en sağlam kafa sende. Evet, kadehimi bugünün kahramanının şerefine kaldırıyorum. 15 yıllık karıma, sevgili eşime... 15. yıl dönümümüzü kutluyorum. Şerefe! Ay. İşte buldum seni rüzgarın oğlu. Aa, bu o kocacı kız değil mi ayol? Yoksa onu da mı partiye davet ettin? Kesinlikle hayır. O davetsiz bir misafir. Merak etme. Çok kalmayacağım. Sadece sana bunu geri vermek istedim. Olamaz. Bu Zaruret ablanın yüzüğünün aynısı. Ya ben size bunlardan bir tane daha var dedim. İnanmadınız. Lan sen sus lan. Bana bak şu ayıp. Derhal bir açıklama bekliyorum. Açıklama bekliyormuş. Ayol her şeyi ayan beyan ortada değil mi zaten? Yanlış anlama şu ayıp. Ben maddiyata önem vermem. Ama sen bana yalan söyledin. Ay 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 o herkese yalan söyler. Bu yüzük büyükannemden kaldı dedin. Bu herhalde sahte. Çünkü hakikisi bende. Evet. Yok canım. O da bunun gibi adi bir imitasyon. Aman. Hiç dürüst değilsin Şuayb. Bu durumda evlenme teklifini kabul edemeyeceğim. Ne? Aman Allah'ım. Ay Şuayb'cim size evlenme mi teklif etti? Evet. Bu akşamüstü. Başımıza taş yağacak. Bana bak Şuayb. Demek 15. evlilik yıl dönümümüzde bir başkasına evlenme teklifinde bulundun ha? Ne desen haklısın Zarret. Ben bir kere oldum. Nasıl? Yani sen evli misin? Bana bunu da söylemedin. Zamanı gelince söyleyecektim ha. Elveda Rüzgar'ın oğlu.
Senin her sözün yalanmış. İşte bile. Maratonda şampiyon oldum yalan değildi. Ulan sen artık öldün Şuayb. Evet, yeni bir koşuya daha başlamak üzereyiz. Bu sefer rekor bir denem olacak. Çok güzel olacak. Sağ olun. Rüzgar ne olma yola çıktı. Aman Allah.